4. sınıf fen bilgisi dersi maddenin halleri ve maddenin ölçülebilir özellikleriyle ilgili soru çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Bir numaralı sorumuz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Top patlarsa kütlesi azalır diyor. Sevgili öğrenciler, kütleyi burada ağırlık olarak düşünebilirsin. Patladığı zaman içerisindeki hava dışarıya doğru çıkıyor. Dolayısıyla kütle kaybolur. Ve kütlesi de azalır. A seçeneğini eledim. Doğru bilgidir. Benden yanlış olan istiyor. Bir cismi meydana getiren madde miktarlarına kütle denir. Kütlenin tanımını vermiş. B seçeneğini de eledim. Boş kabın kütlesine brüt kütle denir. Boş kabın kütlesine dara denir. Brüt kütle denmez. Boş kap içerisine de bir net ağırlık eklersin. Kabın ağırlığı içerisindeki nesnenin ağırlığı brüt kütle olur. Burada yanlış olan C seçeneğidir. D seçeneğine de bakıyorum. Net kütleyi bulmak için brüt kütleden darayı çıkartırız diyor. Sevgili öğrenciler, bakın brüt kütle dediği burada bir kova var. Onun ağırlığı artı içerisindeki suyun ağırlığı. Dara dediğimizde içine doldurduğun kabın ağırlığı. Sen brüt kütleden darayı çıkarttığın zaman, kabın ağırlığını çıkarttığın zaman içerisindeki net kütleyi bulabilirsin. Zaten D seçeneğinde de onu diyor. Net kütleyi bulmak için brüt kütleden darayı çıkartırız. Bir diğer sorumuz, doğru yanlış cümlelerinin sonunda Umur'un verdiği cevaplar vardır. Umur nerede hata yapmıştır diyor. Bakalım hemen. Hacim maddenin ayırtıcı bir özelliğidir. Bütün maddelerin hacmi vardır. O zaman hacmi bir ayırtıcı özellik olarak düşünemezsin. Doğru değil, yanlış olması gerekiyor. A seçeneği. Diğerlerine de bakalım. Sıvıların hacimleri dereceli silindir ile ölçülür. Sıvıların hacmini bir su ölçmek istiyorsun. Dereceli silindire getirirsin ve geldiği noktayı da mililitre cinsinden söyleyebilirim. B seçeneği doğrudur. Sıvıların kütlesini ölçemeyiz. Ölçeriz sevgili öğrencim. Sıvının ağırlığını ölçmek istiyorsun. Dara vardır, değil mi? Boş bir kaba içerisine koyarsın ve eşit kollu terazide tartarsın. Sonra içerisindeki darayı çıkarttığın zaman kütlesini ölçmüş olursun. Net kütlesini. C seçeneği denedim. Portakalın, yani yanlış, zaten burada da yanlış diyor sevgili öğrencim, ölçemeyiz diyerek. Portakalın kütlesini eşit kollu terazi ile ölçeriz. Bir diğer sorumuz, aşağıdaki öğrencilerden hangisi kütlenin birimini doğru olarak söylemiştir diyor. Sevgili öğrencilerim, burada kütlenin birimi ağırlık ölçüsü olarak düşünürsek gram, kilogram, yani gramdır. 1000 tanesine de kilogram diyorsun. Hacim ağırlık dereceli silindir olmaz. Ölçü birimini istiyor bizden. Tıpkı uzunluk ölçü birinin metre ve santimetre söyler gibi söyleyeceğiz. Ya da sıvı ölçü birimini mililitre litre şeklinde söylediğimiz gibi kütlenin ağırlığın birimini istiyor bizden. O da B seçeneği gramdır. Bir diğer sorumuz, aşağıdakilerden hangisi 5 kilograma eşittir diyor. Sevgili öğrencilerim, 1 kilogramın 1000 gram olduğunu biliyorsun. Yani kilogramı sen grama çevirmek istiyorsan yanına 3 tane sıfır eklemen gerekiyor. 5 kilogramı ben grama çevireceğim. 5'i yazdıktan sonra sağ tarafına 1. 2. 3. 1000'le çarpmak için 3 tane sıfır eklemem yeterli. O da 5000 gram olur. Bir diğer sorumuz, Rabia yukarıdaki işlemleri neyin sonucunu bulmak için yapmıştır diyor bize. Önce havasız balonu tartarım. Ne geldi? 2 gram geldi. Sonra balonu şişirip tartarım. İçerisine hava üfledim. Tartıyorsun. Ne oldu? 3 gram geldi. Ardından son ölçüm değerimden ilk değerimi çıkartırım. Yani son ölçüm değeri 3 gram. Sen içerisindeki 2 gramlık balonun ağırlığını çıkartırsan ne kalır geriye? 1 gramlık içerisindeki havanın ağırlığı kalır. Yani ben bununla birlikte balonun içerisindeki havanın ağırlığını, yani kütlesini bulurum. Doğru cevabım A seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, Nisanur'un bisikletinin lastiğinin içindeki havanın kütlesi ağırlığı ne kadardır? Nisanur bisikletinin lastiğini şişirmeden önce tarttığında 3816 gram geliyor. İnik lastik 3816. Lastiği şişirdikten sonra tartıyor 4020. Ne oldu? Bir artış var. İçerisindeki artışı sağlayan şey nedir? Tabii havadır tabii ki sevgili öğrencim. O zaman biz havanın ağırlığını nasıl bulabiliriz? 4020'den son durum. Bu 4020 lastik artı hava. Ben bunun içerisinden lastiğin kendi ağırlığı olan 3816'yı çıkartırsam lastiğin içerisindeki havanın kütlesini hesaplayabilirim. Sıfırdan 6 çıkmaz, 10'luk aldım, 1 kaldı. Ondan 6 çıkarsa 4 kalır. Birden 1 çıkarsa 0 kalır.
Sıfırdan 8 çıkmaz. 10'luk kaldım. 1 kaldı. Ondan 8 çıkarsa 2 kalır. Pardon, burası 3'tü. 3 tane çıkarsa 0 kalır. 204 gram. Cevabım B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Değişmez madde miktarına kütle denir. Doğrudur sevgili öğrenci. Bir maddenin ağırlığını değiştiremezsin. A seçeneğini dedik. B seçeneği. Kabın boş kütlesine net kütle denir. Kabın boş kütlesine dara denir sevgili öğrencilerim. Şöyle yapalım. Bu konuyla ilgili sıkça sorular da geliyor. Birazcık bunu açıklamak istiyorum. Kabın boş kütlesine net kütle denir diyor. Şimdi burada bizim 3 tane terimi bilmemiz gerekiyor. Net kütle, dara, brüt kütle. Şimdi sevgili öğrenciler, bir kabımız var, tamam mı? Ben bu kabın aynısından bir tane daha çizdim. Bir de ben bu kabın içerisine bir su dolduruyorum. Şu şekilde suyumuzu da doldurduk. Bakın şimdi bu boş kap tek başına daradır. Kabın ağırlığına ben dara diyorum. Bu kabın içerisinde kap artı boş kapla birlikte brüt kütle olur. Brüt kütle. Net olmayan kütle. Peki net kütle nedir? Net kütle sadece içerisindeki maddenin ağırlığı. İçerisindeki maddenin ağırlığı. Kap olmadan. Şu sevgili öğrencim. Buna da net kütle diyebilirim. O zaman bu durumda B seçeneği yanlış oluyor tabii ki. Kabın boş kütlesine net kütle denmez. Kabın boş kütlesine dara denir. Doğru cevabım, yani yanlış olan B seçeneği. Diğerlerine de bakmak istiyorum. Kabın içindeki maddenin kütlesine net kütle denir. İçerisindeki şu mavi olan bölge net kütledir. Doğrudur. Brüt kütle ise net kütle, yani içerisindeki mavi artı dışındaki şu kırmızı kap, bu ikisinin toplamı brüt kütledir. Bu da doğru. Ve hemen geçiyoruz bir diğer sorumuza. Şekildeki pirincin kütlesi kaç gramdır diyor bize. Baktığımız zaman sevgili öğrenciler, şimdi bunu bir kere buradaki ağırlığı büyütmek gerekiyor. Göremeyebilirsin. Şöyle yapalım sevgili öğrenciler. Bakın oradaki ağırlıkları şöyle büyüttüğümüz zaman 4 kilo, 500 gram, 250 gram ve 20 gram olduğunu görüyorum. 1 kilonun 1000 gram olduğunu biliyorsun. O zaman 4 kilo için 4000 gram ifadesini kullanabilirim. Şimdi 4 kiloyu getirdim. 4000 gram. Yanında bir 500 gramımız var, yazdım. 250 gramımız var, yazdım. 20 gramımız var, yazdım. Bunları hemen topluyorum. 0, 5, 2 daha 7, 5, 2 daha 7, 4'ü de aşağı indirdim. 4770 gramı buldum. Doğru cevabım C seçeneği olur. Bir diğer sorumuz, bir bal tenekesi dolu iken 30 kilogram gelmektedir. Tenekenin içerisinde 24 kilogram bal olduğuna göre tenekenin darası kaç gramdır diyor bize. Şimdi tabii ki burada dikkat etmek gerekir. Sorunun sonunda benden gram olarak istiyor. Çevirmede hata yaparsan seçeneklere baktığım zaman zaten onar kat ilişkisi var. Şimdi bal tenekesi dolu iken diyor sevgili öğrencim. Bak bu bizim bal tenekemiz olsun. Siyahla gösterdim. İçerisinde de bizim balımız olsun. Şu şekilde de balımızı gösterdik. Şimdi iki parçadan oluşuyor. Dışarısındaki siyah kap tenekenin ağırlığı. İçerisindeki sarı bölge, o da baldır, değil mi? Teneke içinde 24 kilogram bal olduğuna göre. Şimdi ikisi birlikte 30 kiloysa ben o zaman 30 kilodan içerisindeki 24 kilogramlık balı çıkartırım. Ne kalır geriye? 6 kilogram tenekenin ağırlığı kalır. Yani darayı bulduk. Tenekenin darasını, tenekenin ağırlığını bulduk. Ama benden bunu gram olarak istiyor. 6 kilogram, ben bunu grama çevireceğim. Biliyorsun ki 1 kilogram 1 gram 1000 gramdır. 1000 ile çarpmamız gerekiyor. 6 yazdıktan sonra yanına 3 tane 0 eklersen onu 1000 ile çarpmış olursun. 6000 gram doğru cevabım D seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, tenekeye konulan zeytinin kütlesi kaç gramdır? Boş bir teneke tartıldığında 1,5 kilogram gelmektedir. Tenekenin ağırlığı daradır yani sevgili öğrenciler. Tenekeye zeytin doldurulup tartıldığında 19 kilogram gelmektedir diyor. Şimdi şöyle bir teneke yapmak istiyorum. Tenekemiz maviden olsun. Şu şekilde tenekemizi yaptık. Tenekemizin ağırlığı, bak sadece mavi tenekenin ağırlığı 1,5 kilogramdır sevgili öğrenci. Tamam. 1,5 kilogramı yaptık. Bir de bunun içerisinde zeytinler var mı? Şöyle şöyle zeytinler ekliyoruz ve bu zeytinlerin ağırlığı da 19 kilogram gelmektedir. İçerisinde sadece zeytinlerin ağırlığını 19 kilogramı yazdım. Tenekeye konulan zeytinin kütlesi
Kaç gramdır diyor. Şimdi toplam ağırlık 19 kilo. Tenekenin ağırlığı 1,5 kilo. O zaman burada çıkartarak zeytinin net kütlesini hesaplayabilirim. 19 kilogram, yanına 3 tane sıfır eklersem 19.000 gram eder. Tenekenin ağırlığı 1,5 kilogram. 1 kilogram 1000 gram. Yarım da var yanında 1500 gram. 1500 gramlık tenekenin ağırlığını da hemen çıkarttım. Geriye kalan, içerisine konulan zeytinin net kütlesidir. 0, 0, 0'dan 5 çıkmaz. 10'luk aldım, 8 kaldı. 10'dan 5 çıkarsa 5 kalır. 8'den 1 çıkarsa 7 kalır. 1'i de aşağı indirdim. 17.500 gram. Doğru cevabım A seçeneği. Bir diğer sorumuz, kütleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor bize. Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür. Doğru bir bilgi. A seçeneğini eledim. Bu arada eşit kollu terazi ekranlara gelir. Bir tarafa işte bir ağırlık koyarsın. Diğerine de gramajını koyarak bunun ölçebilirsin. B seçeneği, kütle ölçü birimi gramdır, kilogramdır. Tabii ki sevgili öğrencim, daha büyüğü de tondur mesela. B seçeneği de doğru bilgidir. Sıvıların kütlesi litre ile ölçülür. Sıvıların kütlesi, kütleyi sen gramla ölçersin, kilogramla ölçersin. Litre ayrıdır sevgili öğrencim. Litre sıvı ölçü birimidir. Ağırlık ölçü birimi değildir. Sıvıların kütlesi nasıl ölçersin? Bir tane dara bulursun. Tamam mı? Şöyle bir dara bulursun. O daranın içerisine, yani boş kap bulursun. O daranın içerisine artık hangi ne ölçmek istiyorsan, hangi sıvıyı ölçmek istiyorsan eklersin. Daha sonra da bunu getirirsin, şöyle terazinin bir köşesine koyarsın. Diğerine de gramaj karşılığını yaparsın. Ya da hassas terazilere, elektronik terazilere ekleyerek de ölçebilirsin. Gelen ölçümü de dara, gelen ölçümü brüt kütledir. İçerisinden darayı çıkartarak da net kütleyi bulabilirsin. Yani sıvıların kütlesi litre ile ölçülmüyor maalesef. Yanlış olan burada C seçeneğidir. Kütle değişmeyen madde miktarıdır. D seçeneği de yine doğru bir bilgi. Bir diğer sorumuz. Aşağıdakilerden hangisinin hacmi dereceli kaplarla doğrudan ölçülemez diyor bize. Şimdi sevgili öğrenciler, dereceli kaplarla ne ölçebilirsin biliyor musun? Sıvıların hacmini ölçebilir. Baktığım zaman mesela portakal suyu sıvıdır. Su sıvıdır, süt sıvıdır. Sen bunu dereceli kaba ölçe atarsın. Daha sonra geldiği çizgiye bakarsın. Oradan da dersin ki işte 250 mililitre geldi, işte 300 mililitre geldi gibi hesap edebilirsin. Yani sıvı maddeleri. Ama bunu nasıl ölçüyorsun? Bunu sıvı maddenin içerisine, dereceli kabın içerisine suyu ekliyorsun. Elmayı da içerisine atıyorsun, katı madde. Ne kadar yükseldiyse dolaylı yönden ölçüyorsun. Bak zaten benden doğrudan ölçülemez diyor. Sıvı madde tabii ki olmayacak. Doğru cevabım elma katı maddedir. A seçeneği. Bir diğer sorumuz. Sıvıların kütlesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor bize. Sevgili öğrenciler, sıvıların kütlesi diyor bana. Şöyle bir bizim bir daramız olsun. Tamam mı? Hatta şöyle yaparsak daha mantıklı. Daramızı bulduk. Bu daranın içerisine su getirdik. Ve ikisi birlikte brüt kütleyi oluşturuyorlar. İlk baştaki daradır. Suyun sadece kendisi, sıvının sadece kendisi de net kütle olur. Bunu da hemen yazdım. Net kütle. İkisi de birlikte, yani kap artı içerisindeki sıvı, brüt kütledir. Brüt kütle. Şimdi net kütle, yani içerisindeki sıvı, brüt kütleden, değil mi? Kap artı içerisindeki sıvı. Ben buradan darasını çıkartırsam net kütleyi bulurum. A seçeneği doğrudur. Brüt kütle. Net kütleyle dara kütleyi, şu ikisini, yani içerisindeki sıvıyla kabın ağırlığını toplaman gerekiyor. Kesinlikle doğrudur. B seçeneği de eledim. Darayı bulacaksın. Yani boş kabın ağırlığını, brüt kütleden içerisindeki sıvının miktarını şöyle diyorlar. Brüt kütle burada. İçerisindeki sıvının miktarını şöyle alırsan ne kalır geriye? Darası kalır. O zaman C seçeneği de doğru. Brüt kütle, sıvı artı kap, dara kütleden, şundan net kütleyi çıkar. Hayır, çıkarmayacaksın. Toplayarak ancak, ikisini toplayarak ulaşırsın buna. Zaten işlemsel olarak baktığın zaman B ve D seçenekleri var. Yani brüt kütle, brüt kütle, net kütleyle dara kütleyi topluyor B seçeneğinde. Brüt kütleyi bulmak için diyor ki dara kütleden net kütleyi çıkar diyor bu sefer D seçeneğinde. Yani bu sorunun cevabı ya B olacak ya D olacak. Mantıklı düşünerek D'ye ulaşabilirsin. Bir diğer sorumuz, yukarıdaki öğrencilerin söylediği cümlelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Bakalım hemen. Osman diyor ki sıvıların hacmini dereceli silindir ile ölçebilirsin. Bir kola, zeytinyağı, kolonya. Dereceli silindir açarsın, geldiği noktaya bakarsın ve
250 mililitre, 900 mililitre, 1 litre olmuş diyerek ölçebilirsin. Osman'ın söylediği doğru. Ömer, sıvıların hacmi litre veya mililitre cinsinden ifadedir. Hacim ölçüsü birimi, litre mililitre. Yani 2 kilo, 3 kilo, 4 gram, 500 gram falan diyemezsin. Ömer'in de söylediği doğru sevgili arkadaşlar. Deniz, birbirinin içinde karışmayan iki ayrı sıvının hacimlerin toplamı karışımın hacmini eşittir diyor. Ne olabilir? İki tane sıvı, su ve zeytinyağı birbirine karışmaz. Zeytinyağı hemen üste doğru çıkar derler ya, zeytinyağı gibi su üstüne çıktı diye. Bu ikisinin hacimleri toplam. Birine bakarsın 25 litre gelmiş. Diğeri işte 40 mililitre gelmiş. İkisini topladım, 65 mililitre toplam hacimlerini bulabilirim. Burada Deniz'in de söylediği doğru. Ömer, Osman, Deniz. Doğru cevabım D seçeneği. Bir diğer sorumuz, sıvıların kütlesini ölçmek isteyen birisi yukarıdaki deney basamaklarını nasıl yapmalıdır diyor bize. Şimdi öncelikle sıvıların kütlesini, ağırlığını ölçeceksin. Çocuklar, sıvıyı nereye koyarsın? Bir boş kabın içerisine. Yani darayı ölçmen gerekiyor öncelikle. Boş kabın ağırlığını ölçersin. Şöyle yapalım. Bir boş kabı buraya yazdık. Ne diyelim işte bu 1 kilogram gelsin. Tamam, 1 kilogram. Daha sonra kabın içine kütlesi ölçülecek sıvıyı koymam gerekiyor. Hemen getirdim. Şöyle sıvımı da koydum. Bir diğer sırada ikisini birden ölçüyorum. Sonra bakıyorum. Bunu ben ağırlığını ölçtüm. Toplam ne geldi? 14 kilogram geldi. Nedir bu? Kap artı içerisindeki sıvı. Ve son olarak da ikisinin toplamından boş kabın kütlesini çıkartırsam, ikisinin toplamı 14, boş kabın kütlesi de 1 kilogramdı. Bunu çıkartırsam geriye içerisine koymuş olduğum sıvının net ağırlığı kalır. O da 13 kilogramdır. Yani önce bir yıldız, boş kabın kütlesini ölçeceğim. Sonra üçgen, kabın içine kütlesi ölçülecek sıvı konur. Daha sonra ikisini birden ölçerim. Mavi daire ve son olarak da yeşil kare. İkisinin toplam kütlesinin boş kabın kütlesi çıkartılır. C seçeneği doğru cevabım.